Herkese merhaba. Hepiniz Yatça Fiziğe hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle fizik dersinden bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Kütleleri sırasıyla 2 kilogram ve 4 kilogram olan K ve L cisimleri üst üste konulup L cismine yatay F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Sadece cisimlerin yüzeyleri arasında sürtünme var ve ve sürtünme katsayısı 0.2, yani k ve l arasında şurada evet sürtünme kuvveti mevcut ki katsayı da 02 imiş. 1. Cisimlerin birlikte hareket edebilecekleri ivmenin en büyük değeri 2 metre bölü saniye kare. 2. F kuvvetinin değeri 12 newton'u geçerse cisimler ayrı ayrı hareket eder. 3. K cismine etki eden sürtünmenin yönü F kuvvetiyle aynıdır. Yargılarının hangileri doğrudur? G'yi de 10 metre bölü saniye kare almayı da unutma ve ihmal etme diyor. Peki bu durumda hemen cisimler birlikte hareket edebilirlerse ki birinci yargıya evet bakalım. Cisimler birlikte hareket edebiliyorsa bunları tek bir cisimmiş gibi düşünmeli o halde. Birlikte hareket edebilmeleri için F'nin en büyük değere sahip olması gerekir ki bu değerden daha büyük bir değer olursa K, L'ye göre daha geride kalacak ve birlikte hareket edemeyeceklerdir. Peki Bunlar böyle bir cisim gibi birlikte hareket edebiliyorlarsa üstteki K cismini kim hareket ettirir? Elbette ki sürtünme hareket ettiriyordur. Çünkü K de L ile birlikte aynı tarafa gidiyorsa o zaman K'nin de üzerine hareketle aynı yönde bir kuvvetin etki etmesi gerekir ki bu kuvvet de sürtünme kuvvetidir. Haliyle K'nin de sürtünme kuvvetini bulalım. Çünkü K'nin sürtünme kuvvetini bulmak K'nin ivmesini bulmak demektir. K'nin ivmesiyle L'nin ivmesi birbirlerine eşit olmalı ki cisimler birlikte hareket edebilsinler ve bu ivmeye A diyelim. Hemen bu A'yı bulalım. Bu durumda F eşittir M çarpı A ya K cismi için yazıyorum. K'yi hareket ettiren sürtünme kuvveti F'seydi. Dolayısıyla K'nin kütlesi çarpı K'nin ivmesi diyelim hep birlikte. Fs yüzeyin sürtünme katısı K çarpı K'nin kütlesi çarpı G eşit M K çarpı ak idi. K'ler birbirine lay lay. Sen güneş, baban ay. k zaten 0,2. g 10 ken K ne olacaktır? 0,2 çarpı ondan 2 metre bölü saniye kare olacaktır. Dolayısıyla cisimlerin birlikte hareket edebilmeleri için her ikisinin de ivmesi 2 metre bölü saniye kare olmalı. Bir doğru aradığım cevap olur. Birin olmadığı seçenekleri şöyle B'yi sildim. Bir B'yi silebildim zaten. Hemen 2'ye bakıyorum. F kuvvetinin değeri 12 Newton'u geçerse cisimler ayrı ayrı hareket eder. Evet cisimlerin beraber hareket edebilmeleri için gerekli ivme A'ydı. Bu A da 2'ydi. Bu durumda uygulanan kuvvet F maksimumdu zaten. Evet F maksimum bulalım. F maksimum çarpı cisimler birlikte hareket ettikleri için toplam kütle çarpı ivme. Toplam kütlemiz neydi? Evet 4 kilogram altta. 2 kilogram K yukarıda K'nin kilosu. 4 artı 2 çarpı ime. İğmeyi zaten 2 bulduk. Buradan 6 çarpı 2 maksimum kuvvetimizde 12 Newton şeklinde çıkacaktır ki evet doğru. Cisimler 12 Newton'da beraber hareket edebiliyorlar. Alttaki kuvvet 12 Newton'u geçerse 12 Newton'dan büyük olursa L'nin ümesi kendi ümesinden daha büyük olacağı için L daha önde olacak. K geride kalacak. Bir müddet sonra da K aşağı düşecektir. Bu durumda ayrı ayrı hareket ederler. İki doğru oldu. 3 K cismine etken sürtünmen yönü F kuvvetiyle aynıdır. Cisimleri beraber hareket ettiren maksimum kuvvet 12 Newton'du. Bu durumda cisimleri birlikte hareket ediyordu. Ve F kuvveti ekranın sağına doğru iken sürtünme kuvveti de ekranın sağına doğru olmalı ki cisimle birlikte hareket edebilsin. Peki ayrı ayrı hareket ettiklerinde ayrı ayrı hareket ettiklerinde yine sürtünme kuvveti L'ye etken F kuvveti ile aynı yönde olmalı. Çünkü L giderken K de ona beraber gitmek ister. Fakat sürtünme kuvvetinin oluşturduğu iğme maksimum kuvvetin oluşturduğu iğmeden küçük olduğu için K cismi geride kalır. Bu durumda yine F sür evet hareketle aynı yönlü olacak. 3 aradım cevap olur ve cevabımız E olarak işaretlenir. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.